insanlar sanatla ilgilenmiyor yani. Devlet okulları zaten aşırı kalabalık. Kısıtlanıyor belli bir yerden sonra. İş olanı, eğitim kesinlikle. Televizyonda genelde yarışma programları var. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir alan başlıyor. Çok yanlış. Bence her mesleğin alanında. Önce nesil olarak bizim fazla bir aslında ele lazım. Bizim iş dönüşümüzde olabilir. Sokak Ne Diyor'dan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün size hiç borcunuz var mı diye soracağız. İşsizlik verileri ve ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığı zaman acaba birine ya da birilerine maddi ya da manevi borcumuz var mı? Gelin sokağın nabzını birlikte tutalım. Kredi kartı kullanımı yine geçen seneye göre bir %7 artış var. 2,5 milyonu da bireysel kredi borçlanmaları verileri var. Merak ediyoruz insanların aylık geçimleriyle, ödemeleriyle oranları nasıl, sizin nasıl? Emekliyim. Ekstra bir gelirim yok. Bazen devre devre oluyor param. Maalesef 3-4 aydır masraf yapmadığım için borcum yok. Ve hala borcumu kapatmak için uğraşıyorum. 1000 lira borcumda sadece. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Bir yere ya da birilerine hiç borcunuz var mıdır? Ay sonu sizde nasıl geliyor? Ödemelerde bir sıkıntı var mı? Tabii var. Sıkıntılar var. Borç çok. Kredi kartı mı yoksa? Kredi kartı var, kredi var. Hepsinden var yani. Nasıl bu ödemeleri ayarlıyorsunuz? Nasıl ayarlıyoruz işte belli halimizden. Kara kara düşünüyoruz burada. Hiçbir yere borcunuz var mı? Bir yere ya da birilerine? Allah'a bin şükürler olsun. Ne kartım var ne de borcum var. Süper. Yapmam öyle bir şey ben. Hayatta süper. Yapmam. O zaman nakit mi yapıyorsunuz? Evet. Evet. Param varsa harcıyorum, yoksa harcamıyorum. Millet gibi 10 kuruşu da kartla öde, ondan sonra ne harcadığını nereden bileceksin? Var mıdır bir yere ya da birilerine borcunuz? Ay sonu sizde nasıl geliyor? Ödemeler nasıl? Ya illaki hepimizin borçları var tabii ki de. Yani ekstra işler, ekstra çalışma şartlarıyla borcumuzu kapatmaya çalışıyoruz. Kredi kartı ya da banka ödemeleri mi nasıl oluyor? Yani kredi kartım yok ama yani kapattım çok şükür. Banka ödemelerimiz illaki var. Bizim kayaka borcum var yani. Kredi kartı kullanımı var mı peki? Nasıl oluyor onu halledin? Yok, kredi kartından yana bir sıkıntı yok da. Ama kayaka borcu işte ya. 20 yaşındasın, hayata bir suyunuk başlıyorsun. Var mıdır birilerine bir yere borcunuz? Ay sonu nasıl geliyor sizde? Yok borcum çok şükür. Kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Ama onu ayarlayabiliyor. Evet, tamamını ödüyorum. Bir yere ya da birilerine hiç borcunuz? Ay sonu nasıl geliyor? Ay sonu kötü geliyor. Var, evet. Peki nedir bu ödemelerin sonunu nasıl getireceğiz? Nasıl olacak? Az harcama yapacağız. Başka yolu yok. Bir şekilde getireceğiz. Çalışıyoruz. Öyle. Ablacığım hiç borcunuz var mı? Kredi kartı kullanıyor musunuz mesela? Ben kullanmıyorum, kocacığım kullanmıyor. Var. O zaman hesaplar sizin elinizde, ödemeler sizde. Nasıl? Yani vallahi işte emekli maaşını alırız, oraya veriyoruz. Öyle idare ediyoruz işte. Güzel, hepsini ödemesek de bir asgarisini ödüyoruz. Bir dakikayı geçirmeye çalışıyoruz işte. Hiç bana dokunmayın. Allah'a şükür iyiyiz yani. Kredi kartı kullanımı var mı? Kredi kartı falan kullanmıyoruz. Çok şükür Allah'a şükür. Var mıdır birine ya da birilerine borcunuz? Ay sonu nasıl geliyor sizde? Çok iyi, çok rahatım. Güzellikle geçiniyorum. Emekliyim. Onun dışında çalışıyorum. Şikayetim yok. Kredi kartı kullanımı var mı? Var. Borcum yok, evet. Süper. Ona göre kullanıyorum. Yemiyorum öyle abur cubur. Orada burada harcamıyorum. Ondan sonra nerede devlet diye bağırmıyorum. Ayağıma göre uzatıyorum. Aysunur geliyor mu? İnsan var mı Allah aşkına kızım? Borç yiğidin kamçısı mı? Borç yiğidin kamçısıdır evet. Peki kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum evet. Onun borcu mu? Onun da borcu var. Bir ev işine girdik. Ev borcu var işte. Böyle aylık aylık. Aynen. Aylık ödüyoruz. Hanımla emekli maaşımız olduğu gibi oraya yatırıyoruz. Var mıdır birine ya da bir yerlere borcunuz? Ay sonu nasıl geliyor sizde? Durumlar nedir? Borç mu? Evet. Burada. Ay sonunu bir şekilde oraya atlata, buraya atlata. Rahmetli yine Ramazan'ın da anmış olalım. Kemal Sunal gibi. Oradan kaça, buradan kaça gidiyoruz. Çalışmaya devam. Mesailerde olsa da olmasa da evde 3 saat uykuyla geri dön. Tekrar işe ay başında bir taraftan icra kesiyor, bir taraftan kesiyor. Hükümetimizin hali belli. Çok özür dilerim
Onlar da bizim vatandaşlarımız. Suriyeliler rahat maaşlarına hiç çalışmadan para alıyorlar. Biz askeri ücretten burada devam ediyoruz. Bunun ilerisini ne yapacağız? Önümüzü hala göremedik bir Türkiye olarak. Ben burada çalışacağım, çapalayacağım. Onlar burada el ele her taraf makyajlı şekilde gezecekler. Benim askerim orada şehit olacak. Nedir yani? Buranın sonu nedir? Yani bir an önce bir çözüm, kendi çocuklarını bir askere göndersinler. Suriyelileri askerlere alsınlar. Bunları da alsınlar bir şekilde. Yani devletten istediğimiz bu. Bir an önce çözüm diyorum. Bu arada Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Merhaba. Var mıdır birine ya da bir yere borcunuz? Ay sonu nasıl geliyor sizde? Durumlar nedir? Yok Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Süper. Kredi kartı kullanımında bir sıkıntı var mıdır? Yok, idareli kullanıyoruz. Evet, yani şeye bırakmıyoruz, ne derler o. Direkt tamamını ödüyorum da tabii çok harcama yapmıyoruz. Askeri bir de ödeme var ama... Evet, onu yapmıyorum, yok kesinlikle yapmıyorum. Bizim KYK borcum var benim ya. Kredi kartı kullanımı var mı peki? Nasıl oluyor onu harcama? Yok, kredi kartından yana bir sıkıntı yok da. Ama KYK borcu işte ya, 20 yaşındasın, hayata bir suyunluk başlıyorsun. Aynen, ben merak istiyorum. Teşekkürler. Var mıdır sizde bir yere ya da birilerine borcunuz? Ay sonu nasıl geliyor? Ödemelerde bir sıkıntı var mıdır? Para yok ki ödeyelim. Para olsa ödeyeceğiz. Para yok. Nasıl ödeyelim? Ödeyemiyoruz. Yani bulduğumuzu yiyoruz. Bulmadık mı aç kalıyoruz işte. Bulduğumuzda geçinmeye çalışıyoruz yani. Olmaz mı borçsuz? Var tabii ki. Çok zor geliyor. Nasıl ödemeler? Kredi kartı kullanımı. Kredi kartı maalesef. Maalesef öyle. Her ay birbirini takip ediyor. Borçtan kurtulamıyoruz. Peki neden böyle oluyor yani bu ödemelerin? Neden? Enflasyonun yükselmesi, yaşadığımız olaylar. Yani stres içinde mutsuz geçiyor günler. Bir borcumuz yok kimseye. Allah'a can borcumuz var. Hiçbir yere ya da birilerine borcunuz var mıdır? Ay sonu nasıl geliyor sizde? Ay sonu gelmiyor. Nasıl hallediyor peki? Vallahi kredi kartı kullanımı var, kavuşamıyoruz. Diğer borçlar var. Zor. 1100 lira aylık var, şey, emeklilik var. Emekliyiz, yetmiyor. Yani şimdi herkes ayağını yorganına göre uzatma devrini aştı. O bakımdan zannetmiyorum. Tabii şimdi eskiden alışveriş yaptığınız rakamlarla aynı cins malı aynı miktarda alamıyorsunuz maalesef. Evet var. Bankalara var. Bankacıyım bu arada. İroni güzel. Evet. Kredi kartı kullanımı da yoksa? Evet kredi kartı var. Taksitli krediler var. Nasıl bu ödemeleri düzenleyeceğiz? Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maaş taksitlere gidiyor. İki üç günü sonra artık kaderimize baş başayız. Evet, evet. Peki bu verilerde de zaten kredi kartının bireysel borçlanmada bayağı bir artış var. 2018'e göre yani yıl bazında bile artış çok hızlı oluyor. Siz de öyle. Enflasyon ortada. Kabak 10 lira olmuş. Her şey güzel olacak başkan. Çocuk muz yiyor. Muzun kilosu 16 lira. Gerçi oturduğunuz yerle de alakalı ama ben Sarıyer'de oturuyorum. Yani Sarıyer'le Eyüp arasında 3 lira gibi bir fark oynuyor kiloda. Yani hiçbir şey oynamıyor öyle söyleyeyim. Sebze, meyve, fiyatlar ortada, yapacak bir şey yok. Borç yok. Süper. Kredi kartı falan kullanıyor musunuz? Evet. Ama onları aksatmadan ödeyebiliyorsunuz. Asgarisini. Bu da böyle. Çünkü şu anki verilere göre yine %7 oranında bir kredi kartı kullanımı artmış ve bunlar da borçlanmayı 2,5 milyona çıkarmış bireysel borçlanma ülkede şu an. Merak ediyoruz, insanları soruyoruz. Nasıl ödemeler yapılıyor, borçlanmalar nasıl? Kredi kartlarıyla işte uğraşıyoruz yani. Maaş yetmiyor, pahalı her şey. Aa, Türkiye'de yaşayıp da bu nasıl bir soru, var mı bir yerlere borcunuz? Nereye yok ki borcumuz? Her yere var. Nasıl olacak bu ödemeler? Efendim? Nasıl olacak bu ödemeler? Olmuyor işte zaten. Nasıl olacak, olmuyor. Devlet iflas edecek, sonra biz ödeyeceğiz. Her, ne yapıyoruz? Bankadan çekiyoruz, ödüyoruz, sonra onu oraya
Aslında en iyi bütçeyi biz yapıyoruz. Emin olun buna. En iyi maliyedeki, evdeki bütçeyi en iyi biz yapıyoruz kadınlar olarak. Ay sonu tabii ki gelmiyor. Borcu borçla ödüyorlar. Borcu borçla ödüyoruz. Genelde insanlar sanatla ilgilenmiyor yani. Devlet okulları zaten aşırı kalabalık. Kısıtlanıyor belli bir yerden sonra. İş olanı, eğitim. Eğitim kesinlikle. Televizyonda genelde yarışma programları var. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir alan başlıyor. Çok yanlış. Bence her mesleğin alanında... Önce nesil olarak bizleri fazla bir sınır ele alalım. Bilmiyorum. Bizim iş tecrübesi...